AIDS hastalarını iyileştirmek. Frank Buchholz'un en büyük isteği bu. Dresden'lı moleküler biyoloji uzmanı ve ekibi, insan hücrelerindeki AIDS'e yol açan virüs HIV'i tanıyıp yok edebilen protein moleküllerini, yani enzimleri üretmeyi başardı. HIV şimdiye kadar yok edilememişti. Zira zekice bir yayılma taktiği var. HIV, sağlıklı hücreye girerek genlerini aktarıyor ve hücre çekirdeğini dönüştürüyor. Böylece tüm bir hücrenin programı değişiyor ve sürekli olarak diğer hücrelere bulaşan yeni virüsler üretiyor. Araştırmacıların ürettiği enzim, HIV'in bilgilerini içeren genleri tanıyor, o parçayı ayırıyor ve hücreyi yeniden birleştiriyor. Böylece hücre iyileşiyor. İnsan hücrelerinin enjekte edildiği deney farelerinde moleküler makas işe yaradı. Hücreler ölümcül virüsten arındırıldı. Ancak klinik araştırmalarda sürecin insan organizmasında da aynı şekilde işleyip işlemediğinin ortaya çıkartılması gerekiyor. Wir stellen uns das so vor. Şöyle tasarlıyoruz. Virüs taşıyıcısı bir hasta kliniğe geldiğinde tıpkı diyalizde olduğu gibi kanı alınacak. Daha sonra bu kana enzimler enjekte edilecek ve HIV'e karşı dirençli enzimleri içeren kan hastaya yeniden verilecek. Bu enzimler ise HIV virüsünü tanıyıp hemen hücreden ayıracaklar. Araştırmacılar bu yöntemin patentini aldı. Aslında klinik incelemeler hemen başlayabilir. 10 yıl içinde tedavinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Fakat tek bir sorun var. Klinik araştırmalar çok pahalı ve şu anda bu masrafları karşılamaya hazır olduğunu ilan eden hiç kimse yok.